Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Faizli kredinin günahından kurtulmak için ne yapmalıyım? Faizli bir muameleye girmek kesinlikle haramdır, büyük günahtır. Samimi bir şekilde tövbe edip faizli işlemlere uzak durmamız gerekiyor. Ayrıca faiz işlemi haram olsa da bu yolla alınan eve haramdır denilmez. Yapılan işlemler haramdır ama ev haram olmaz. Ali İmran suresinde şu mealdeki bir ayeti kerime yer almakta. Ve bir günah işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak günahlarının bağışlanmasını isteyenler hem de yaptıkları günahta bile bile ısrar etmemiş olanlar işte onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret, bağışlanma, ağaçları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Güzel amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Demek ki bu ayeti kerimenin haber verdiğine göre bir tövbenin kabul olması, bir günahın affa, liyakat kazanması için hiçbir mazeret yokken o günahta ısrar edilmemesi şartı aranmakta. Bir insan sadece nefsini yenemediğini, çevresinin nasıl karşılayacağını bahane ederek bir haram işlemeye devam ederse ne olur? Bu husustaki bir hadisin mali şöyledir. Mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer o günahtan el çeker, Allah'tan günahının affını dilerse kalbi o siyah noktadan temizlenir. Eğer günaha devam ederse o siyahlık artar. İşte Kur'an'da geçen günahın kalbi kaplaması bu anlamdadır. Peygamberimizin hadisi. Evet her bir günah içinde Allah korusun küfre gidecek bir yol var. Bu mühim bir olay. Bir günahı işlemeye devam eden insan zamanla o günaha alışır. Terk edemez bir hale gelebilir. Bu alışkanlık onu gün geçtikçe daha büyük manevi tehlikelere sürükleyebilir. Günahın ohrevi bir cezasının olmayacağını haşa inanmaya hatta cehennemi bile olmaması gerektiğine kadar gidebilir. Allah muhafaza. Yani kalpte yer tutan o günah tohumu zaman içinde Allah korusun yeşillenerek bir zakkum ağacı haline gelebilir. Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak ve şeytanın kinlerine kanmamak için bir an önce tövbeyi icap ettirecek günahı terk ederek insanın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor Ayrıca böyle haramlara giren kardeşlerimiz tövbe istiğfardan sonra ve bir de bu tür günahlara girmemeye karar almakla beraber yoksullara, hayır kurumlarına bir takım sadakalarda, hayırlarda bulunmasını da tavsiye ederiz. Böylece bu aldıkları malzemeye eğer bir haram kokusu, tortusu karışmışsa bunlar da bu şekilde temizlenmiş olur inşallah.